Sağlık programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'de uygulanan bu adaletsizliklere karşı çıktığınız için size karşı tehditler olmuş ve Alman hükümeti size koruma sağlamıştı. Endişeli misiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Hani bir zamanlar derlerdi ya, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Şimdi Türk, Türk'ü vurmak istiyor. Alman polisi Türk'ü koruyor. Şu an 24 saat kapının önünde polis var, koruyor bizi. Alman polisi sağ olsun. Yani bugünlere düştüğümüz için gerçekten çok üzgünüm. Çünkü artık siz ve biz olduk. Yani ülke ikiye bölündü. Daha önce benzer konularda Enes Kanter de bu endişeleri yaşamıştı. Tehditlerden dolayı yurt dışındaki maçlarına katılamamıştı, kaçırılma korkusundan ötürü. Türk istihbaratı daha önce başka ülkelerden insan kaçırılma olaylarına dahil olmuştu. Sizin de kaçırılma gibi bir korkunuz var mı? Ya şimdi Enes Kanter'in pozisyonu tabii ki benden başka, böyle Milli İrtibat Teşkilatı'ndan tabii ki polisin de bana dediğine göre bu konudan Alman polis de tedirgin. Beni kaçırma tehlikesi var diye onun için koruyorlar zaten. Şu anki durum gerçekten tehlikeli ama şöyle söyleyeyim kardeşim. Şimdi ben güzel yaşamışım, ne yazar orada 50-60 milyon insan eziyet çekiyorsa. İnsanlık bana göre para veyahut da meşhur olmak değil, değerli bir insan olmak. Ben insanlara bir katkıda bulunabiliyorsam, korkanların sesi olabiliyorsam ne mutlu bana. Çünkü bir sporcu gerçekten birçok şeyi değiştirebiliyor. Ve ben de bunu kendime görev olarak aldım. Parayı bir kenara bıraktım, hayatımı bir kenara bıraktım. Bu insanlar için mücadele vermek istiyorum. Bir insan hakları savunucusu olarak öne çıkıyorsunuz. Bu hassasiyetiniz nereden geliyor ve nasıl başladı? Ya şimdi bugün dünyada en zor şey nedir? İnsan olmak. Şimdi bak, elhamdülillah ben de Müslümanım. Türk'ümden de gurur duyuyorum. Yani ben milliyetçi değilim. Ben vatansever bir insanım. Ben istiyorum ki benim ülkemde artık siyahı, beyazı, Hristiyanı, Yahudisini, Alevi'yi mi, şuymuş, buymuş bırakın. İnsanı insan olarak görün. Saygı duyun. Kürtçe mi konuşacak? Bırakın Kürtçe konuşsun. Zazaca konuşsun. Türkçe konuşsun. Namazını kılmak isteyen namazını kılsın. Eğlenmek isteyen de eğlensin. Yani artık sen 24 saat abdest alsan, 10 vakit namaz kılsan ne yazar insan olmadıktan sonra? Şimdi herkes diyor ya, AIDS yenelim, kanseri yenelim, korona yenelim. Dünyanın en kötü virüsü faşistliktir. Bunu yenmemiz lazım. Faşistliği yenersen dünya güzelleşir. Peki bu süreçte Türkiye'de birçok gazeteci içeri alındı. Karşı çıkan herkesin bir şekilde sesi kısılmaya çalışılıyor. Binlerce anne ve yüzlerce bebek hala hapiste. Bu konuda duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Ya şimdi başımızdaki bela, Recep Tayyip Erdoğan milleti dini Allah diyor, Allah'tan korkmuyor. Şimdi Müslümanlık bin odalık sarayda oturmaksa, suçsuz insanları hapse atmaksa, bebelerin orada doğmasına neden olmaksa, yemin ediyorum bak ben o zaman Müslüman olmak istemiyorum. Bunların dinle Müslümanlıkla alakası yok. Bunların tek dini para. Recep Tayyip Erdoğan gittikçe zenginleşiyor, halkı fakirleşiyor. Hele gurbette yaşayan, ben bu Almanya'da yaşayan Türklere kızıyorum. Sen burada işsiz, bak burada çalışmasan bile kiran ödeniyor, sigortan ödeniyor, harçlık bile alıyorsun. Almanya'da kimse aç kalmaz ama burada demokrasiyi yaşa, utanmadan bir oy vererek halkını uçurma it. Ben böyle karakteristik görmedim. İşte ben buna aptallık derim. Şimdi bunun cahilliğin okulla alakası yok. Bunlar insan olarak sınıfta kaldı, insan olarak. Ben Almanya olsam bunları hepsi yurt dışı ederim. Gidin derim, orada yaşayın, görün neymiş Erdoğan'ın altında yaşamak. Sana iddia ediyorum, bir hafta sonra bunlar yine burada. Siz Almanya'da yaşıyorsunuz ve Almanya'da yaşayan bir sporcusunuz. Türkiye'ye yurt dışından baktığınızda bu Türkiye'deki gidişatı nasıl gözlemliyorsunuz? Ya bugün baktım galiba euro çıkmış 9'u geçmiş, euro 9'u geçmiş, dolar 9'a yaklaşıyor. Bu neyi gösteriyor? Ülken batmış, bir şeyin yok. Artık bunu görmeyene kör mü derler, ne derler? Yani sen yani bir şeyler derler artık. Bak Almanya'daki Türkler seviniyor. Sen git tatilini yap, 1 euroya karşı 9 lira para al. Tabii ki sana gel keyfim, gel arsanı al, evini al, evini büyüt, araba al. Ama senin orada akraban yok mu? Senin orada tanıdığın yok mu? Asgari ücret ne demek ya? 2400, 2500 TL. En ufak kira 1000 TL'yi geçiyor. Millet 5 kişi 2 odada yaşarken senin Cumhurbaşkanı utanmadan 1000 odalık sarayda oturuyor. Emine Hanım kendi Kim Kardashian sanıyor, 30 bin dolarlık çantayla geziyor. İşte bu ne demek? Adam halkıyla alay geçiyor. Bu adam ya gitmeli ya gitmeli. Bu gittikten sonra da en önemli süreç şudur.
Biz yine birleşmeliyiz, barışmalıyız, halk olmalıyız. Bu bayrak, bu vatan, bu din hepimizin. Değişeceğini düşünüyor musunuz? Bu yönde bir umudunuz var mı? Evet, değişecek ama zarar ne kadar büyük olacak onu düşünüyorum. Bakın hiçbir diktatör bugüne kadar kan akıtmadan gitmemiştir. Bu adamın biliyorsunuz diploması yok. Bu tarz cezasını çekecek. Bunu ancak kaçmak kurtarır. Zaten bugüne kadar en güzel yaptığı işaret nedir biliyor musun? Şu son model uçağı aldı ya, o kaçmak için ona lazım olacak. Çünkü Türk halkının eline kalırsa veyahut da Türk adaletine inşallah bir gün cezasını çekecek. Önce Türk milletinden sonra Allah'tan. Ama yeni gelen Cumhurbaşkanı'nın ondan sonra işi çok zor. Çünkü 18 yıllık bir pisliği temizleyecek. Bu da tabii ki artık çok sabır isteyecek, çok mücadele isteyecek. Türk halkı tabii ki bu gittikten sonra asıl mücadele o zaman başlayacak. Herkes o zaman uyanacak. Siz bir sporcusunuz. Aynı zamanda başka platformlarda insan hakları savunucusu olarak öne çıkıyorsunuz bugün. Tehditlere maruz kalıyorsunuz belki. Evinizden çıkmaya korkuyorsunuz. Fakat sadece sporlarınızla maçlara çıkıp spor hayatınızla aktif olmak yerine insan haklarını da temsil etmeye devam ediyorsunuz. Sizi buna iten sebepler nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Şimdi arkadaşım iki yol vardı. Bir yol vardı, yalakalık yapabilirdim. Ve bugün ben banka müdürü olurdum. Belki de boks federasyonu başkanı olurdum. Ama bak benim şerefim ve namusumda var ya fiyat etiketi yoktur. Ben satılık değilim. Benim için onur, namus, şeref, dinim, kitabım, ülkem çok önemlidir. Beni satın alamazsın. Ve Recep Tayyip Erdoğan'a şuradan bir şey söylemek istiyorum. O hiçbir zaman rahat uyku uyumaz. Neden biliyor musun? Çünkü satın aldığı insanlar onu yarın bir gün parayla yine satacak. Ve ben parayı ne yapayım? Milletim ağlıyorsa, aç kalıyorsa. Allah'a şükür çatım var, karnım aç değil, sobamız yanıyor. Zenginlik budur. Ailem beni seviyor, desteğim var. Ve birçok beni seven Türk insanı da var. Bana bu yeter. Ben başarılı ve zengin bir insan değil, ben değerli bir insan olmak istiyorum. Türk milleti bir gün desin ki ne, ya bir çocuk vardı, bir adım geri atmadı. İnsan hakları savunuculuğunu üstlendiğiniz için tehditler almaya başlamıştınız. Bu tehditler şu an ne boyutta? Bize bunları anlatır mısınız? Yani arkadaşlar ilk selamını şöyle yolladı. Bir sabah antrenmana giderken arabanın camında zarf vardı. Zarfı çok ciddiye almadım. Çünkü burada bazen komşular vardır. Not falan bırakıyor. Arabaya attım. Antrenman salonunda varken bir açayım dedim. Zarfın içinde kurşun vardı. Yani bir selamı anladık. Mesajı anladık. Hadi bunu çok ciddiye almadık. Bir iki gün sonra uzun bir yolculuğa çıkacağım. Randevum var. Görüşmelerim var. Tekerlerin vidalarını gevşetmişler. Yani bunlar beni öldürmek istiyorlar, susturmak istiyorlar. Ama niye? Çünkü benim gibi insanlar, ünsal aralıklar, milyonlarca kitleye sizlerin sayesinde ulaşıyoruz ve millete gerçekleri, doğruları anlatıyoruz. Şimdi seçim yaklaştığı için beni susturmak istiyorlar. Ondan sonra Instagram üzeri hangi silahla vuracaklarını gösteriyorlar. Sesli mesajlar, evimin resmini yolluyorlar, adresimi yolluyorlar. Yani her şeyi öğrenmişler. Zaten tehlike büyük olduğu için polis onun için 24 saat koruma altına aldı. Yani durum böyle. Yani millet bilsin ki ne, bu iş reklam işi değil. Biz hayatımızı, kariyerimizi, ailemizin hayatını tehlikeye atarak mücadeleyi veriyoruz. Yalnızca insan hakları için. Hayati tehlikeniz var mı? Şimdi boks maçındaki gibi benim rakibime, düşmanıma her zaman saygım vardır. Çünkü herkes ciddiye alırım. Ama bak bu yolu gittiğimiz için ben hangi yolu gittiğimi biliyorum. Bu yol kolay değil. Kolay olsa herkes giderdi. Üstümüze gelecek zorlukları biliyordum. Bu kadar olacağını tahmin ediyor muydum, etmiyor muydum? Ama verdiğim mücadeleyle gurur duyduğum için hodri meydan, gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Diliyorum böyle insanların, insan hakları savunan kişilerin sayısı ve bu hassasiyetle hayatını idame eden insanların sayısı da çoğalır. İnşallah ben de ölmeden önce şunu görmek isterim. İnsanlar barış ve özgürlük içinde yaşasın. İstediği gibi. Bunu her insan hak ediyor, her can hak ediyor. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler.